Merhaba Fuar TV izleyicileri. Fuarlar arası tüm Türkiye yolculuğumuz devam ediyor. Bugün durağımız Konya. Tarım fuarındayız. Biraz sonra içeriye girerek sektörün öncü isimleriyle röportajlar yapacağız. Bizi izlemeye devam edin. Merhaba Fuar TV izleyicileri. Fuarlar arası yolculuğumuz tüm Türkiye'de devam ediyor. Bugün Konya'dayız. Tarım fuarına ve sektörün öncü isimlerinden Gürbüz Makina'ya konuk olduk. Ve yanımızda Gürbüz Makina sahiplerinden Mehmet Gürbüz bulunmakta. Bakalım bize hangi değerli bilgileri aktaracak. Mehmet Bey merhaba. Merhaba. Öncelikle standınız hayırlı olsun. Sağ olun. Bol bereketli geçsin. Sağ olun. Katılım yüksek. Sizler de inşallah memnunsunuzdur bu durumdan. Memnunuz. Sağ olun. Evet peki. Ben Gürbüz Makina'nın faaliyetlerinden, tercih edilme sebeplerinden biraz sonra bahsedeceğiz ama öncelikle ben izleyicilerime sizlere tanıtmak istiyorum. Buranın hikayesinden de başlayarak kendinizi tanıtabilir misiniz? Buyurun efendim. Merhaba, ben ismim Mehmet Gürbüz. Biz 2010 yılından bu yana kendi yerimizi kurduk, evet. Şirketimizi kurduk. 3 biraderiz. Ben 33 yaşındayım. 3 kardeş olarak yola çıktınız. 3 kardeş olarak yola çıktık. Makineleri geliştirerek de devam ediyorsunuz. Her sene Ar-Ge araştırmalarınızla beraber yenilikler katarak firmanız sürekli önde gidiyor aslında. Evet. Ben birazcık buranın faaliyetlerini ve hizmetlerini açmak istiyorum. Gürbüz Tarımsal Makine Sanayi deyince akla neler gelmeli? Gürbüz Tarım denildiği zaman tabii ekim makinesi, çapa makinesi, biçme makinesi, yani bir çiftçiye ne ihtiyaçsa onu sağlamaya çalışıyoruz. Evet, peki. Sizden daha çok kimler hizmet alıyor? Bizden? Daha çok kimler hizmet alır? Bizden daha çok çiftçiler. Yani tabii ekim yapanlar, biçim yapanlar bizim çiftçilerimiz. Bunlar hizmet almakta. Evet. Peki, makinelerimizin özelliğinden biraz bahsetmek istiyorum. Açar mıyız biraz makinelerimizin özelliği nelerdir? Kaç tip makineniz var, ne işe yarar? Bizim ilk başladığımızda tabii bu yana kadar belki bir 15 çeşit makinemiz var. Bazılarını biraz ağıra aldık. Çünkü yeni üretmekte olduğumuz mibzer veyahut da mibzer gibi birkaç tane projemiz var. Bunları hayata geçirmek için bazılarına ara verdik. Evet, teknolojinin ilerlemesiyle aslında birazcık daha yenilikler katarak devam ediyorsunuz. Tabii ki. Yani çiftçilerin gerek bilgilerine başvurarak, gerek kendi gözlemlerimiz Ar-Ge'yi vurarak, yani bu şekilde daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Peki hazır makineleriniz mi var? Size geliyor, direkt alıyorlar, yoksa proje bazlı mı çalışıyorsunuz? Normalde biz zaten hazır makine, yani biz kendimiz üretiriz. Yalnız arkasında durarak böyle bir bilgi sahibi edinmemiz gerekir ki bir dahaki seneye ona göre projelerimizi sunmak isteriz. Evet, yeni fikirlere açıksınız. Açığız. Eğer bir çiftçi size yeni bir fikir sunuyorsa şu da olsa daha iyi diye onları da hayata geçirebiliyorsunuz. Tabii ki makinelerimizi alan çiftçilerle tekrar bir görüşmemiz oluyor. Yani istekleri, özellikler, ne tür bir şey veri yapsak daha iyidir. Yani çiftçiye kolaylık yapmak için uğraşıyorum. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Farklı projelerinize ve yeniliklerinize görüşmek üzere. Hoşçakalın Mehmet Bey. Sağ olun. Evet Fuar TV izleyicileri, başta belirtmiş olduğum gibi Gürbüz Tarımsal Makinelerine konuk olduk. Mehmet Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdilik aktaracaklarımız buradan bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında. Evet Fuar TV izleyicileri, Konya Tarım Fuarı'ndan aktaracaklarımız bugünlük bu kadar. Bizi izlemeye devam edin.